Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugünkü videomuzda ilk olarak hani şimdiye kadar sizlere aktarmış olduğum binlerce Türk savunma sanayi ürünü haberini bir kenara koyun. Lütfen şimdi sizlere aktaracağımı bir kenara koyun. Hayırlı uğurlu olsun Aselsan'ımız yaptı yine yapacağını. Sağ İstanbul'da zaten ilk kez tanıtımı yapılmıştı. Aselsan'ın yeni geliştirmiş olduğu böyle minnacık elektronik harf sistemleri. Asel dotlar vardı. Asel dotlara ilişkin daha kapsamlı bilgi dün ilk defa Aselsan'ın resmi ilk sayfasında yayınlandı. Bugün de yine Asel dotla alakalı yeni bilgiler paylaşılmıştı. Artık şunu diyebiliriz ki Türk Silahlı insan Hava Araçları Aselsan'ın yeni tanıtmış olduğu küçücük elektronik harp potlarıyla birlikte artık daha da yenilmez olacak. İsterseniz Asel dotlarımız hangisi ne işe yarıyor? Sizler için birazcık karışık bir mevzuydu. Kısa kısa özetledim. Elektronik harp sistemlerinde şu an Türk Türkiye hangi konumda daha net bir şekilde anlayalım. Yemin ediyorum hani sevinçten şu an haberi sizlere aktarırken dahi zorlanmaktayım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Aselsan yine yaptı yapacağını. Aselsan insan sava aracı platformları için geliştirdi. antidot sistemini tanıttı. Sistem 3 farklı araçtan oluşmaktaydı. İlk olarak mesela kıymet dostlar antidot 2U sistemi. İnsan sava araçlarının aynı böyle bomba lançerlerine takılacak olan 2U sistemi. Aselsan'ın geliştirdiği mamle mühimmat taşıyabilen insan sava araçlarına entegre edilebilen bir elektronik harp podu. Hava savunma radarlarını bastırmak ve yanıltmak için elektronik saldırı tekniklerini kullanıyor 2 U, radyo frekans tehditlerine karşı da insan sava araçlarını koruyor. Antidot 2U'muzun ağırlığı 45 kilogram ve 1100 volt güçle çalışıyor. Devamında Antidot 2U LB, Mb, Hb. Bu farklı sistem ise hava savunma sistemlerini tespit eden ve etkisiz hale getiren çok yönlü bir elektronik harp sistemi. Hem destek hem de saldırı yeteneklerine sahip. Eskort karıştırma yaparak yakındaki tüm unsurları da koruyor. Bu sistem 11 kilogram ağırlığında ve 380 volt güçle çalışıyor. Görev ihtiyaçlarına göre de birden fazla pot kullanılabiliyor. Ve son olarak da Antidot 2 US sistemi. Hava savunma radarlarından gelen sinyalleri algılayan ve tehditlerin konumunu belirleyen elektronik destek sistemi. Anında yer kontrol istasyonuna veri aktararak taktik sınıf insan sabah araçlarına durumsal farkındalık sağlıyor. Ve bu sistem tamamen otonom çalışıyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında ve 400 volt güç tüketiyor. Şimdi özellikle de bu habere ilişkin bir sürü teknik kavram kullanılmıştı fakat sizlere ben en sade, en yalın, en anlaşılabilir bir biçimde bu şekilde aktardım. Sistemlerin yaklaşık ağırlıklarına dikkat ettik değil mi? En fazla 40-50 kilogram, 10 var işte 15 kilogram ağırlığında. Yani minnacık minyatür bir sistemden bahsetmekteyiz. Hani kendisi çok küçük ama yaptığı işlemler çok büyük. Şimdi Aselsan'ın yayınlamış olduğu videoda da farklı farklı detaylar vardı. Mesela dün yayınlamış olduğu Antibot 2U sistemi Rusya'nın üretmiş olduğu Pantsir hava savunma sisteminin imha ederken bugün yayınlamış oldukları Antidot 2ULB sisteminde ise Rusların bu sistemi vardı hatırladınız mı? Onu imha etmekteydi. Şimdi tabi bu sistemlerin hepsi birbirinden güzel ama özellikle de bu Antidot 2ULB bu bambaşka bir şey kıymetli dostlar. Canlandırma animasyon videosuna baktığımızda 2ULB ne yapıyor biliyor musunuz Antidot sisteminde? Buna hiçbir şekilde hava savunma sistemi etki etmiyor. Bu kendi başına dalıyor. Silahlı insan savar aracımız Anka'yı düşünelim. Şimdi Toplam 8 tane mamleye taşıyor normalde işte ankamız. Kıymetli dostlar, ankamız 7 tane mamleye taşıyor. Bir tane de işte bu antibot 2U LB sistemine. Hemen böyle örnek veriyorum. Sol kanada zaten potları aynı. Mamleye takacağınız yere onu geçire veriyorsunuz. Direkt onu taşıyor. 7 tane mamle, bir tane de antibot 2U LB sistemiyle kıymetli dostlar ne oluyor biliyor musunuz? O küçücük minyatür sistem hiçbir hava savunma sisteminin insan sava aracını fark etmemesini sağlıyor. Yani kısacası antibot 2U-LB sistemi başlı başına insan savağı aracımızı görünmez yapıyor. Devamında başka sistemlerimiz yer kontrol istasyonuna bilgi veriyor. Hava savunma sisteminin konumu belirleniyor ama bu özellikle de 2U-LB sistemi bambaşka bir şey. Yani kısacası insan savağı aracı tamamıyla puf hayalet oluyor. E, gören zaten en son mamlenin sesini duyuyor ve daha sonrasında imha olmuş oluyor. E, böyle bir teknolojiye ulaşmak tabii ki de kolay olmadı. Fakat Türkiye insan savağı araçlarının özellikle de elektronik harp bölümünde e, zaten dünyaya savaş dersi vermişti. Hatırlarsınız mesela Libya'da hani bir pansir atışı gerçekleşiyordu. Haftar e, kuvvetleri Bayraktar TB2 bir pansir füzesi fırlatıyordu. Füze Bayraktar TB2'ye doğru giderken ne oluyordu hatırladınız mı? Şöyle 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 Bayraktar TB2 yaklaştığında hemen kenarından sıyırıyordu. Yani aslında bu dönemlerde dahi Asya zaten bu çalışmaları yapmaktaydı. Fakat resmi olarak bu şekilde bu sistemlerin bu minnacık sistemlerinin duyurulmasıyla birlikte artık iş daha da ciddi bir vaziyete büründü. E tekrardan tüm bu projelerde emeği geçen mühendis teknik personel çağcısına kadar hepsinden Allah razı olsun. Dedim ya tüm aktarmış olduğum haberleri bir kenara bırakın diye. Ya küçük bu podu takıyoruz. İnsan sava aracının rolü modeli önemli değil. Onu taktığımız anda görünmez oluyor. Yani e, gerçekten de bu bambaşka bir şey. Özellikle Ruslara mesaj verilmekteydi. Bu sistemi pansir. E, bu da tabi Rusları Bayağı bir çıldırtacak. E yani Rus editörler veya Rus savunma sanayi yetkilileri yani bu videoları eminim ki şöyle uzaktan uzaktan temkinli bir şekilde izliyorlardır. Şimdi hazır Ruslardan bahsettik ya. Dün mesela Sergey Lavrov Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu silahlar hakkında konuştu. Dikkat çekici açıklamalar da yaptı Lavrov. Detaylar bir karşımıza gelsin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türk medyasına vermiş olduğu mülakatta Ankara'nın Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının çözümünde arabuluculuk yapmaya hazır olduğu yönündeki açıklamaların arka planında Türkiye'nin Ukrayna ile askeri teknik işbirliğinin Moskova için kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Sergey Lavrov'a göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus askerlerini ve sivillerini öldürmek için Türk silahlarını kullanıyormuş. Lavrov aynı zamanda Moskova'nın Ankara'nın Ukrayna krizindeki çözümüne yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti. Rusya'nın siyasi çözüme açık olduğunu ancak Ukrayna tarafının şu anda müzakere havasında olmadığını da sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı böyle bir durumda Türkiye'de dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşması olası değildir diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Türkiye Ukrayna silah satıyor. E biz zaten Ukrayna'nın kara kaşına kara gözüne özellikle silah satmıyoruz son dönemde. Gelişmeleri sizlere aktardım. Ukraynalılar artık motor teknolojisinde e, bay kara kapıları sonuna kadar araladı. Parantezi kapattım. Alacağımızı alıyoruz kısacası Ukrayna'dan. E devamında hem Ukrayna'ya silah verip Rus askerler ölecek. E sonra barış masasında Türkiye arabulucu olacak. Bunu kabul etmeyiz demiş Lavrov. şimdi bunu sürekli Lavrov dile getiriyor açıklamalarında zaman zaman ama aslında bunun cevabı çok basit. Türkiye neden böyle yapıyor diye sorduklarında siz neden mesela İdlib'de 33 vatan evladımızı şehit etmişseniz biz de ondan bunları yapıyoruz. Veyahut da Suriye'de bir adım attığımızda hemen karşımıza sizi görüyorsak ondan dolayı bunları yapıyoruz. Veyahut da Zengezur koridorunda nasıl ki Türkiye'ye karşı pozisyon alıyorsanız Zengezur koridorunun açılımında Türkiye ve Azerbaycan isteklerini öteleye öteleye yerine getirmiyorsanız biz de aslında bundan dolayı Ukrayna'ya destek oluyoruz. Daha bir sürü diplomatik cevap verilir. Fakat kıymetli dostlar bunlar aslında hani özellikle de sorulması dahi bence sıkıntılı sorulardır. Hani Türk medyasına röportaj veriyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu silahlar hani bu mevzunun bence açılmaması dahi gerek. Yani Sergey Lavrov'a eminim ki böyle bir soru sorulmasaydı zaten bu mevzulara hiç girmeyecekti. Bilineceği üzere hem Ukrayna ile hem de Rusya'yla çok kritik anlaşmalarımız devam etmekte. Ukraynalılar bize motor teknolojisini veriyor. Dünyada kimsenin yapmayacağı şeydir. Ruslar ne yapıyor? Ruslar daha da bir öteye giderek bizlere nükleer teknoloji veriyor. Akkuyu beraber yapıyoruz. Yani özellikle de sorulan sorulara bence dikkat etmek gerek. Türkiye'nin bulunmuş olduğu denge politikası oldukça hassas. O teraziyi lütfen saptırmayalım diye Türk medyasına da bu şekilde sistemlerini dile getirmiş olayım diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İlk olarak bir İsrail basınına gideceğiz. Kıymetli dostlar İsrail basını dün yapmış olduğu bir haberinde Lübnan semalarında kimliği belirsiz insan savağı araçlarının dolandığını ve İsrail hava savunma kuvvetleri tarafından bu insan savağı araçlarının bir türlü İsrail tarafından etkisiz hale getirilemediğini yazıp çizmektelerdi. Buraya kadar aslında her şey normal her gün gerçekleşen eylemler gibi gözükse de Kıymetli dostlar İsrail basının bu haberi görmüş olacağınız üzere e, Baykar üretimi Türkiye'nin yerli ve milli gururu Kızıl Elma'nın fotoğrafıyla duyurmuştu. Sanki Lübnan semalarında uçan kimliği bir türlü tespit edilemeyen ve düşürülemeyen insan savaş aracı sanki Kızıl Elma'ymış gibi e, İsrail kamuoyuna bu şekilde haber geçmişlerdi. E, aslında bu yaşanan mevzu bile İsrail İsrail'in Kızıl Elma'dan ne kadar tedirgin olduğunu, ne kadar Kızıl Elma'ya karşı düşünceli olduğunu bence kanıtlar nitelikteydi. Hazır Kızıl Elma dedik ya Kızıl Elma'mızda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Art yakıcılı Kızıl Elma uçmaya hazırlanıyor. Art yakıcılı dediğim artık daha güçlü motora sahip ve dogfight'a girebilecek hani çok keskin manevralar yapabilecek bilineceği üzere keskin manevralar için güçlü bir motor gerekmekte. Baykar'ın geliştirilmesi için 1 milyar dolar kaynak ayırdığı Kızıl Elma versiyon 3 art yakıcı motor motor testi gerçekleştirdi. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da Ukrayna'nın Ivchenko Al 322 F motoruna geçiş yapıldığı değerlendirilmekte. Baykar kendi motoru üzerinde de çalışıyor. Şirket bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesi hedeflenmekteymiş. Tabi milli motor ne durumda Kaan diye soracak olursanız o konuda da güzel gelişmeler var. Mesela bu konuda da T'imiz çalışmalar yürütmekte. T ise kızlanma ve anka e güç verecek TF6000 ve onun ardından art yakıcılı versiyonu TF10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini de sürdürmekte. Yani şimdilik Kızılanma'nın en son sürümü olan versiyon 3 Ukrayna motoruyla ilk kez çalıştırıldı. Daha sonrasında Allah izin verirse ti̇ 10.000 ile Ukrayna'ya bizi muhtaç olmaktan kurtaracak. Tabi Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken özellikle de hani sosyal medyada görüyorum. Gerek Ukrayna gerek Rus tarafları dünyanın dört bir tarafından paralı asker topluyor. Kimisi işte politik görüşünden dolayı işte amacım para kazanmak değil diyerekten gidiyor. Devamında ise bazıları sırf böyle cephede alacaklar 2000-3000 dolar için Ukrayna Rusya savaşına dahil oluyor. Mesela onlardan bir tanesi de Rus deniz piyadeleri geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenliyor ve Rus telegram hesaplarında görmüş olduğunuz ele geçirilen kimlik ve pasaportlar bu şekilde paylaşılmıştı. Görmüş olacağınız üzere burada mesela Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bulunmaktaydı. Devamında Türk pasaportları ve Türk bayrakları da yine Ukraynalı paralı askerlerin üzerinden çıkmış. E tabii ki akıbetlerin ne şekilde öldüler mi, yaşıyorlar mı buna dair net bilgiler bulunmamakta. Ama özellikle son dönemde Ukrayna Rusya savaşına dahil olan Türkiye vatandaşlarının sayısı artık para mıdır veya politik görüş müdür orasını tam net bilemiyorum ama gitgide artmaya başladı. Aslında bu yaptıkları da bir suç yani Türkiye devletinin izni olmadan kimse kafasına göre bir yere savaşmaya gidemiyor. Gerçekten de çok sinir olduğum bir haberi sizlere aktaracağım. Yunanistan geçtiğimiz günlerde Estonya hava sahasındaki NATO polisliği görevini reddetmişti. İşte reddetmesinin sebebi neymiş ben kendi hava sahamındayım daha zar zor koruyorum. Ben işte sürekli Makedonya bölgesine veya Karadeniz bölgelerinde uçuş icra ediyorum. Kısacası benim hava kuvvetlerimin şu anki trafiği çok yoğun diyerekten NATO'ya red çekmişti Yunanistan. Türkiye yine NATO'yu her alanda kurtarmaya devam ediyor. Yunanistan'ın reddettiği NATO görevini Türkiye üstlenecek. Nasıl mı? Estonya Dışişleri Bakanı Margus 29 Ekim kutlamaları için gelmiş olduğu ülkemizde önemli açıklamalar yapmıştı bu konuya dair ve Türkiye'nin 2026 yılında NATO'nun Baltık Hava Devriyesi görevine katıl kararı için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtmekteydi. Vallahi onu bunu bilmem ama ben bu fedakarlıktan artık çok ama çok sıkılmaya başladım. Türkiye zaten yani Romanya bölgesinde olsun ya Ukrayna sınırlarına kadar bizim F-16'larımız girmedik delik bırakmadı. Her yere girdik. Her yerden de alnımızın akıyla çıktık. Orada sıkıntı yok ama e, günün sonunda biz o F-16'ları uçurmayalım demiyorum. Ben sizlere ne derim sürekli? Bizim F-16'ları biz eskitmedik. Bizim insan savaş araçlarımızın seviyesi ortada ilk haberi hatırlayın mesela. Zaten bizim çoğu operasyonumuzu insan sava araçlarımız yapıyor. Biz F-16'ları doğru düzgün kullanmıyoruz ki. Yani kıymetli dostlar biz F-16'ları Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kullanmıyoruz, eskitmiyoruz. Ama ve lakin bir NATO görevi veriyorlar bize. Bizim F-16'ları zaten NATO görevleri eskitiyor. E buna rağmen tamam hadi uçaktır eskir. E yenisini almaya kalktığımızda ise bin dereden su getiriyorlar, yenisini vermiyorlar. Yani bize hem sen yeni uçak vermeyeceksin. F-35 falan geçtim. Yunanlılar şu an f 35 için gün sayıyor. Kendi F-35 anlaşmasını imzaladı. Ona rağmen yok diyor biz F-16 göndermeyiz. Rafaelleri var yok biz göndermeyiz izliyor Türkler göndersin. Ve biz bu görevi kabul ediyoruz. Yahu kabul edelim edelim de yani bari f 16 alalım. Şimdi F-16'lar için para gönderilmiş. Ya bizim F-35 projesinde paramız kalmadı. Ne parası gönderildi? Gerçekten de hani ağzım açık bir şekilde olanları izliyorum. İlla diyebilirsiniz Kaan bilmediğin şeyler var falan filan ama gözle görülür bir biçimde benim içimden bu yorumları yapmak geliyor. Yani bilmiyorum ama bu konuda bence çok bonkör davranıyoruz. E, diyebilirdik yani Yunanlar nasıl reddettiyse yok arkadaş biz de işte e, görüyorsunuz Yedek parça sıkıntımız var. Elimizde kısıtlı sayıda F16 var. e Vermiyorsunuz ne yapalım deyip mevzuyu geçiştirebilirdik. Ama e, garip bir haber. Özellikle de bu konuya dair görüşlerinizi oldukça merak ediyorum. Yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum diyorum ve bugünkü videomuzdan sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.